8 santim genişledi ama bebek hala yerini almadı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nefes egzersizleri, çömelme. Ela Hanım, bu durumda yapılacak normal işlem nedir? Monitörden bebeği izleyeceğiz. Doğum sürecinde bebek hala aşağı inmezse sezaryen yapmamız gerekir. Hayır, ben sezaryen istemiyorum. Kusura bakmayın ama biz normal doğum istiyoruz. Hem Jülide Hanım da bize bu konuda söz vermişti. Yapabileceğim bir şey olduğu sürece sözümü tutarım. Ama doğum başlar ve bebek hala inmezse... Ama inene kadar onu bekleyebiliriz değil mi? Hepsi aynı. Bütün doktorlar işlerine geliyor tabii değil mi? Hemen tamam. Sezaryen. Tamam. Ben sezaryen olmayacağım. Bu durumlarda sezaryen en güvenli yoldur. Niçin güvenli? Kolayına kaçmak için mi? E tabii. Ne olacak? Şimdi karar vermeyelim. Daha vaktimiz var. Siz işin kolayına kaçmak istiyorsunuz diye bu deneyimden vazgeçemem. Çocuğumun doğum anını yaşamak istiyorum. Beni bundan mahrum etmeye hakkınız yok. Aferin. Sen sık dişini kızım. Bu doktor milleti işin kolayına kaçmak için hemen sezaryen der. Tabii gece doğum için kalkıp gelmesinler. Rahatları bozulmasın. Ne alakası var anne? Jülide Hanım öyle biri değil. Aman Orhan bırak Allah aşkına. Hepsi aynı. Ameliyat yapıp para kapacaklar. Dertleri o. Anne, sezaryenle normal doğum aynı para. Bırak bırak masal anlatma bana. Bebeğin durumu tehlikeye girerse tabii ki sezaryenle alacaklar. Ben sezaryen olmam. Tabii kızım. Yarım annelik o. Doğurmadan anne mi olunur? Anne yapma böyle. Özlem de senden etkileniyor. Niye etkilenecekmişim canım? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Anneliğin kıymeti orada oğlum. Yoksa ne anladım ben öyle annelikten? Tamam. Aman hadi. Bir kasılma daha oldu. Genişlemeniz tamamlandı. Ama bebeğin başı hala olması gereken yerde değil. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama maalesef zamanımız kalmadı. Her kasılmayla bebeğin kalp atışları yavaşlıyor. Eğer kalbi çok yavaşlarsa... Şu anda tehlikede mi? Henüz değil ama... O zaman tamam. Beni korkutmayı bırakır mısınız lütfen? Size ameliyat istemediğimi söyledim. İnsanlar tarlalarda bile doğuruyorlar. Ben öyle son dakikada pes eden o korkak kadınlardan değilim. Ben normal doğum yapmak istiyorum. Böyle planladık. Bakın sizin doğum planınız sadece bir plan. Ne yazık ki hayatta her şey planladığımız şekilde yürümüyor. Lütfen bırakın da istediğim gibi doğurayım. Bana baskı yapıp durmayın. Hayatım Jülide Hanım sadece yardım etmeye çalışıyor. Yardım falan istemiyorum. Anne olmak istiyorum. Gerçek bir anne olmak istiyorum. Kızım. Sakin ol canım tamam. Tamam. Geçecek hepsi tamam, geçecek. Tamam kızım. Sakin ol canım. Sakin ol. Kızım. Geçecek hayat. Tamam. Nefes al. Nefes al. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Kızım. Tamam canım. Tamam. Muhtemelen iri bir bebeğe bağlı olan baş perli soyumsuzluğu. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Acil sezaryen alıyoruz. Acil. Tamam. Peki efendim. Tamam hayatım. Korkma. Korkma. Doktorlar burada canım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Sakin ol hayatım. Bebeğin kalp atışları çok yavaşladı. Yeterli oksijen alamıyor. Hayatı tehlikede. Seni hemen ameliyata alıp onu dışarı çıkarmamız lazım. Hayır. Ne olur. Özlemciğim ne olur, ne olur doktoru dinle. Bırakın kızı, istediği gibi doğursun. Anne. Bu tartışılacak bir durum değil. Ben senin doktorum. Ve şu anda hem senin hem de bebeğin hayatı tehlikede. İkinizden de ben sorumluyum, anlaştık mı? Nefes al. Artık her geçen saniye bebek için tehlikeli. Sakin ol canım, tamam. Özlem. Geçecek hayat. Hadi çabuk tamam, onu sakin. Ameliyathaneye götürüyoruz. Peki, peki efendim. Aksilikler üst üste geldi zaten. Bir bu eksikti. Amniyos mayesi bayağı kirli. Umarım aspire etmemiştir. Apgar skoru 7'nin üzerinde gibi. Solunumu da bayağı kötü. Bebeği yeni doğan yoğun bakımda bir süre takip edeceğim. Tamam, biz de ameliyatı bitirip hemen yanına geliriz. Tamam. Klep. Tampon. Endişe etmeyin. Bebeğiniz iyi. Hepsi annemin suçu. Aylardır normal doğum, normal doğum beynini yıkıyor Özlem'in. Tuhaf tuhaf fikirler soktu kafasına. Yok doğurmadan anne olunmazmış. Şöyleymiş, böyleymiş. Özlem de ister istemez etkilendi onun söylediklerinden. Bırakın artık bunları. Geçti gitti hepsi.
Nasıl bırakayım Jülde Hanım? Kaybediyorduk bebeği. Şunu bize yaşattı ya. Annemi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Öyle demeyin. O sizin anneniz. Emin olun bu olanlar onu sizden daha çok üzdü. Böyle olması için söylemedi ki onları. İnandığı için söyledi. Doğru sandığı için söyledi. Bir yaştan sonra insanların fikirleri saplantı haline gelebiliyor. Üzmeyin anneniz Orhan Bey. Bakın bugün anne olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu gördünüz. Özür dilerim oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.